burada bir senelik emeğin ardından bitirme projemizin fuarını gerçekleştiriyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım da bu sene uzaktan kumandalı, otonom olmayan bir robot dizayn ettik. Bu robot belirli bir sahanın içinde futbol ya da hokey oynuyor. Karşı rakibiyle birlikte ona gol atmaya çalışıyor ve kalesini savunmaya çalışıyor. Biz bugün burada bir oyun oynuyoruz ama aslında uzaktan kumandalı robotların günümüzde de insanların giremediği alanlarda çokça kullanıldığını biliyoruz. Bizim problemimiz boyutları değişen bir düzlemde, yani eliptik bir düzlemde hareket ederken o düzlemde hareket eden başka araçlarla iletişime geçebilen, ona yaklaştığını fark edip birbirlerine mesaj atabilen otonom araçlar yapmaktı. Farklı network kurulumları olan yoldaki diğer araçlarla bağlantı kurup onlarla iletişim yapabiliyor. Yoldaki engellerden etkilenmiyor. Verdiğimiz küçük dış etkilerden de kendini kurtarabiliyor. Robotumuzun kapalı bir alanda bu alanın haritasını çıkarması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir robottu. Bu robotun çalışma prensibi uzaklık ölçmeye dayanıyor genel olarak. Uzaklık sensörünü 360 derece döndürerek etrafındaki cisimlerin uzaklıklarının datasını toplayarak iki boyutlu bir harita çıkarıyoruz. Bu robot şu anda prototip olarak görülebilir. Çünkü belli bir bütçeyle ve üniversite ortamında yapılan bir robot. Fakat bu robot geliştirildiğinde savunma sanayinde kullanılabilir. İnsan erişiminin olmadığı veya insanların gitmek istemeyeceği bölgelere, örneğin afet bölgelerinde kullanılabilir. We were assigned to do the balloon catching project. We designed an omni-wheel robot that automatically detects the height of the balloon and the distance away from the center of the robot. It attempts to catch the balloon within 3 seconds. Burada ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde seneler içinde gördüğümüz teorik bilgileri pratiğe dökme şansımız oldu. Çok farklı disiplinlerden 5 arkadaş çalıştık. Kontrol disiplininden tutun görüntü işlemeye kadar farklı alanları birleştirmiş olduk. Ben de bu proje içerisinde bulunarak öğrendiğim teorik bilgiyi pratiğe döktüğüm için mutluyum.